Arkadaşlar herkese iyi pazarlar. Dün öncelikle İstanbul'da eğitim vardı. Dostlarımıza tekrar selam söyleyelim. İnşallah önümüzdeki hafta Ankara'da olacağız. Şimdi tabii biraz böyle canı sıkkın olanlar vardı borsa ile ilgili. Yani yaklaşık 3 haftadan beri, 4 haftadan beri hep aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz. Bu çıkış özellikle ufak kağıtlarla, orta ölçekli hisselerle oldu ve şu anda çok aşırılıklar var. İnsanlar borsayı böyle zannediyorlar, işte bir şey aldık mı böyle %30, %40, %50 gidiyor bir anda falan. Ama ne yazık ki bu böyle 4-5 yılda olabilecek bir trendti ve insanlar çok fazla aldanmaya başladı ve şimdi dönüşler başladı geriye. Tabii şimdi endeks 30 hisselerinde de satışlar sert geldi. Şimdi baktığınız zaman böyle yabancının mal aldığı bir hikayesi olan, endeksten pozitif ayrışacak böyle bir hisse bulmak şu anda çok zor. Çünkü işte yurt dışına bir satış geldiği anda bir anda her yere satış geliyor. Şimdi sesli mesajlarda da devamlı söylüyoruz. Yani mümkün olduğunca yarı para yarı mal. Yani çünkü full hisse senedinde gitmeye değecek bir piyasa yok şu anda. Hatta pozisyonunuzda VIOP tarafıyla hedgeleyebilir misiniz diye de konuşuyoruz ama bununla ilgili de hafta içi Allah kısmet ederse bir tane canlı yayın yapmayı düşünüyorum, Allah kısmet ederse hep beraber hani konuşuruz nasıl olduğunu. Şimdi tabii bazen böyle sesli mesajlarda harekette olabilen tahtaları konuşuyoruz. O tip tahtalarda veya konuştuğumuz tahtalarda, verdiğimiz hisselerde kağıtlar döndüğü zaman arkadaşlar belli yerleri lütfen stop loss'unuzu koyun. Özellikle şu ortamda. Çünkü mesela 3-4 ay önce yazdığımız hisselerin çoğu %60, %70 gitti. Ama şu anda mesela bazen söylediğimiz hisseler geri gelebiliyor artık normal olarak piyasayla beraber. Zaten de diyoruz ki hani arkadaşlar yani zorlanıyoruz. Hani açık açık da söylüyoruz, diyoruz ki yani bakın artık bundan sonra kolay para kaçtı. Birazcık sıkıntı var. Dolayısıyla lütfen buralarda artık bundan sonra söyleyebileceğimiz, aa bak bu tahta hareketli diyeceğimiz hisselerde döndüğü anda aşağı doğru lütfen pozisyonlarınızı stoplayın. Yani mesela işte geçen hafta işte mesela Zoren, şimdi bakarız grafiğine, hani direncini kırıyordu. Tahta çok iyiydi ama piyasa dönünce bir anda çat diye döndü, sonra da piyasadan hızlı düştü. Ama mesela Koza Altın demiştik, piyasa düşerken bu hafta %10 yaptı. Şimdi genelde bir de bizim baktığımız ve incelediğimiz hisseler arkadaşlar, burada söylenen hisselerin hiçbiri manipülatif hisse değil. Bunların hepsi IMKB 30, IMKB 50 olmasına dikkat ediyorum ki sizler akşam yastığa kafanızı koyduğunuz zaman rahat uyuyun. Gidip spekülatif bir hisseyi alıp aldır aldır, tamam aldın kazandın, 3. gün arkanı bir döndün bir baktın kağıt %30 düşmüş, ertesi gün %30 düşmüş, bir daha 3 sene o fiyatı görmez. Dolayısıyla burada spekülatif hisselerden çok daha çok IMKB 30, IMKB 50 dediğimiz hisseleri incelemeye çalışıyoruz. Şimdi bunları geçtikten sonra önümüzdeki yani Şubat ayının son bölümü ve Mart ayı arkadaşlar çok hareketli geçecek, daha da hareketlenecek. Şimdi göstereceğim özellikle altındaki bu yukarı hareket. ABD 10 yıllıklarındaki bu aşağı hareket Şubat-Mart ayında daha da agresifleşebilir. Daha agresifleşirse yurt dışı borsalardaki satışlar derinleşebilir. Yurt dışı borsalardaki satışlar derinleşirse bizim içerideki borsanın da düzeltmesine bir bahane olur. Şimdi şöyle bir ne demek istediğimi grafik üzerinde bir konuşalım. Şimdi bakın ABD 10 yıllıkları hatırlarsanız 3.25'ten 1.40'lara kadar gelmiş, buradan 1.96'ya tepki vermiş, buradan tekrardan bakın 1.43 seviyesine geldi. 10 yıllıkların aşağı gelmesi demek, faizlerin düşmesi demek, büyük paranın faize kaçması. Yani adam 1.5'tan bile faize geçiyor. Yani diyor ki ya diyor kardeşim ben %1.5 faize koyayım ama kafam rahat etsin. Halbuki bir bakıyorsun orada S&P tarafında bir günde %1'lik kazançlar oluyor ama büyük para hala daha güvenli liman dediğimiz hem altına yöneliyor, altın yukarı gidiyor, hem de tahvillere yöneliyor, tahvil faizleri de düşüyor. Yani bunun düşüyor demesi tahvilin düşüyor demesi değil, yani faizler düşüyor. Adam bu faizden bile parasını faize bağlamak istiyor. Şimdi baktığınız zaman 10 yıllıklar arkadaşlar son 2012 yılından beri çok kritik bir seviyede. Hep buradan döndük. Bakın dünya çok ilginç bir ortama girecek önümüzdeki Mart ayında. Şimdi
hep buradan döndük. Bakalım bu sefer de buradan döneceğiz mi? RSI tarafına baktığınız zaman aslında buradaki dibin üzerinde şu anda. Ama şuraya da baktığınız zaman bir ters filama var gibi gözüküyor. Yani bunu aşağı doğru kırabilir mi? Her halükarda muhtemelen şuradaki şu noktalar stop olarak patlatılmaya çalışılabilir Mart ayında. Yani bir stoplatıp hani bir bakıp hani satış devam ediyor mu etmiyor mu ne oluyor? Aynı şekilde altına da bakarsak. Bakın buradaki aylıklarda sert çıkış, filama süreci 3-4 ay, filamanın kırılmasıyla beraber 2 aylık sert hareket ve hala Mart ayında da önü açık. Şimdi burada 1800 dolarlar var, önemli direnç altında, önemli maliyetlenme. Mart ayında da Bollinger üst bantlar 1720'lere falan denk geliyor, yani atak. Şimdi baktığınız zaman eğer ki şunu bir filama, bir bayrak gibi görürseniz şu boy kadar yukarı koymasını bekleyebilirsiniz ki o da zaten 1800'lere gelir. Yani gördüğünüz gibi hem 10 yıllıklarda aşağı doğru kafa açık hem altında yukarı doğru kafa açık. Şimdi borsalara geliyorsunuz. Borsalara geldiğiniz zaman yurt dışı endekslerde özellikle S&P'de 3330 tepesi kırıldıktan sonra yukarı gitti. Normalde bunun çanak hedefi şuraya düzeltme olmuştu biliyorsunuz. Normalde bunu hani buraya kadar gidebilir mi demiştik. 3446 idi bu çanağın hedefi ama bakın gidemeden buradan tekrardan kırdığı tepeyi şimdi test etmeye geliyor bakın. Şimdi bu bunun üzerinde kalamaz ise buradan altına kaymaya başladığı anda satışta hızlanabilir. Bunu bir çift tepe gibi bir sahte kırılma gibi algılayabilirler ve buradaki alıcı yığılabilir aşağı doğru. Bakın zaten şu Bollinger alt band aynı zamanda da şuradaki geldiğiniz çıkış trendi. Zaten aşağıdan da bir çıkış trendi çizdiğiniz zaman şöyle bir band bakın. Alt banda kadar vurma ihtimali var. Dolayısıyla Şubat'ın son haftası ve Mart hakikaten çok kritik geçecek. S&P'de artık şu 3400 seviyesi önemli bir direnç oldu. Bu seviye kırılmadan S&P'de yeni bir hareket biraz zor. Dediğim gibi de eğer bu koronavirüsü derinleşirse altında bir hareket daha S&P'de de 3300'lere 3200'lere doğru bir düzeltme görebiliriz. Aynı şekilde bakın DAX 13.642 tepesinin üzerine attı. Mesela şu çanağı koyamadı bile. Şurada tıkandı kaldı. Bakın. Şurada bir çift tepe yaptı. Bakın stoplattı. Tekrar geldi. Bu tepenin üzerinde kalamadı ve altına girdi. Dolayısıyla buralarda da bir sıkıntı var. Şimdi bir de dolar endekslerinde bir hareket var biliyorsunuz. Aynı zamanda bizim içerideki doların bir yükselme sebebi de burası. O da 99.65 tepesinin üzerine gitti. Ama cuma günü sert bir satış geldi. Yani üzerinde bir kapanış yapamadı. Bu önemliydi. Ama şu anda gözler daha çok bu koronavirüsü altın ve 10 yıllıklarda olacak. Dolayısıyla yurt dışındaki hava bu arkadaşlar. Özellikle bu haftada lütfen S&P'yi, DAX'ı izlemeye devam edin. Buralarda satışlar derinleşirse borsadaki pozisyonlarınızı minimum düzeyde tutun ki dayak yemeden burayı... Bakın dayak yememek diye bir şey yok para kaybetmemek. Para kaybedeceksiniz. Her zaman kaybedeceksiniz. Buna alışın. Sadece yani bu şey gibi... Hiçbir zaman ringe girdiğiniz zaman yumruk yemeden maç kazanamazsınız. Yumruk da yiyeceksiniz. Canınız da acıyacak ama kaçmayı bileceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bizim endeksin grafiğini de buradaki 106.000'den sonra sert hareket işte şuradaki gerilmeyi göz önüne alırsanız zaten aşağı yukarı buradaki formasyonu neredeyse tamamladı. Şimdi haftalıklarda Bollinger orta banda düzelttik. Bakın burası bizim için neydi? Ya bir destek dönüş yeri ya burayı kırarsa satış hızlanabilir. Yani yarın öbürsü gün aslında daha defansif, daha hani yatırım için portföy taşıyacağımız bölgeler aslında bunun kırılıp satışıp derinleşip 106 binlere doğru yerlerde pozisyon açarsak buralarda tekrar bir güzel fırsat yaratabilir.
Ama burayı iyi izleyeceğiz. Çünkü burası ya destek olacak, dönecek tekrardan ya da kırılacak. O yüzden şimdi baktığınız zaman da aslında biraz satış hızlı geliyor. Biraz keyifsiz geliyor. Yurt dışı borsalardaki satış da devam ederse pek pozitif ayrışacağımızı düşünmüyorum. Ama daha bunu söylemek için tabii erken. Yalnız günlüklerde zaten sat konumundayız. Biliyorsunuz 120 binden beri. Ve 115 bine düzelttik. Şurada bir gebimiz vardı. Şurada bir gebimiz vardı. Bakın. 113 binlerde. Orası ve şuradaki şu 110 bin bölgeleri bu haftaki aslında 110 bin en önemli hani destekler. Ama tabii burada yurt dışı ne olacak, ne gidecek? Burada yukarı doğru hareketlerde artık biraz satışla karşılaşabiliriz. Yani şimdi burada yeni bir trendin başlaması için zaten şu formasyonun, şu düşüş trendinin kırılıp 123 binin yukarı kırılıp sonra bir rally yaşanabilir. Dolayısıyla birazcık defansif geçmeye çalışın bu aralar borsa tarafını. Dikkatli olun arkadaşlar. Gerçekten çünkü piyasa çok çok hareketli. Hani piyasaya göre sağlam duran hisselerden hani piyasaya göre bir tık sağlam duran hisseler. İşte geçen hafta da söylemiştim birkaç kere. Aselsan mesela, Aselsan piyasa geçen hafta düşerken bakın düşmedi. Piyasa çökerken Aselsan düşmedi. Niye? Aselsan bilanço geldikten sonra arkadaşlar 12 Şubat'ta hani yukarıda açtı ya gap'li. Şimdi bakın size takasını göstereyim. Şimdi 12 Şubat'tan beri Aselsan'da son 10 günde mal alan kurumlar. 9 milyon tane Doçe, 6 milyon tane Citi, 15 milyon tane yabancı mal almış. Şu çıkışta. Dolayısıyla o yüzden zaten tahta borsa aşağı doğru çökerken bu hafta kağıt çok az bir düşüş saldı ve bakın Bollinger orta bandın ağırlıklı ortalamamızın üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla endekse göre bir tık kuvvetli olabilir. Hani ille de ben pozisyon bakacağım diyorsanız stop noktanızı belirleyerek hani bakabilirsiniz. İşte Türk Telekom Cuma günü gene iyi kapattı. Haftalıklarda bakın kağıt hiç düşmedi ve haftalıklarda tepesini kırıyor. Türk Telekom gene hareketli olabilir bu hafta 9.38'lere doğru. Burayı da bırakmadılar pek. Bakın gördüğünüz gibi şu çıkışın sanki flamasını yapıyor. Eğer pazartesi salı günü şu 8.70'in üzerinde yeni bir hareket başlatabilir mi? Bakmak lazım. Ya mesela işte geçen haftaki Koza'nın grafiği gibiydi aslında. Hatırlarsanız geçen hafta Koza için şunu demiştik. Bakın demiştik haftalıklarda flama kırıyor. Ve üstü boş yukarı gidebilir demiştik. Ve bakın kopardılar. Ki yani piyasa düşerken. Şimdi mesela Zoren örneğinden vereyim. Bu İstanbul eğitiminde birkaç dostumuzla sohbet ettik. Şimdi bakın mesela geçen hafta sesli mesajlarda Zoren'e de bir bakalım dedik. Niye? Şurada 1.77'yi kırıyordu. Bakın şu gündü. Şimdi böyle durumlarda baktınız. Kırdı gitti. Baktınız piyasayla beraber döndü. Stoplayacaksınız. Stoplamazsanız arkadaşlar piyasayla beraber pat diye geri gelir. Çünkü burada kırdırmaya çalıştıklarında bu kırsaydı eğer bir anda 1.80-1.90'a doğru hareket hızlanacaktı. Ama piyasada dönünce muhtemelen de farklı biri çizdi burayı. Çizince hop bu sefer tahta yıkıldı. Şimdi dolayısıyla bu tip hisselerde lütfen pozisyon açmayı düşündüğünüz atıyorum işte mesela Aselsan'ı beğendin. Dedin ki ya evet ya bilançosu fena değil. İşte bak yabancı da mal almış. Ben burada pozisyon açacağım ama işte atıyorum buradaki seviye işte 27.80 kırılırsa ben stop out olurum. Veya işte dedin ki yok kardeşim Burak ben şu ortalamayı kendime baz alacağım. Birazcık daha uzun bırakacağım. 27 kırmadığı sürece aşağıya ben Aselsan'ı taşıyacağım. Ha karşılığında da VIOP kontratına short yapacağım. Endeksten korkuyorum ama Aselsan'ı beğendim. Bir stratejidir. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen ve lütfen hani bu piyasa şu anda oynak lütfen dikkat edin. Bakın Tüpraş. Burada yabancı satışı yemişti. Bütün gün, bütün trend yukarı giderken piyasa yukarı gidememişti. Sonra kırılmayla beraber çöktü. Yalnız bu hafta piyasa düşerken
şuralarda bir tutunmaya çalışıyor ilginç bir şekilde. Onu anlayamadım çok. Yani böyle bir bakın, endeks düşerken kağıt artık sanki 109.300'lerde bir dip yapmaya çalışıyor. 109.300, 109.600'lerde. Bollinger orta bandın üstüne dönüp hareketlenebilir mi? Bantlar daralıyor. Yani dolayısıyla Tüpraş'a da bu hafta dikkat edelim. Çünkü eğer kafayı, şimdi ya kafayı kaldıracak burada 115'lere doğru, ya da bu 106.600, 109.600'ü kıracak. Bu sefer satış bir dalga daha hızlanacak. Ama yani RSI tarafına baktığınız zaman aslında biraz bir pozitif uyumsuzluk var. Baktığınız zaman piyasa düşerken kağıt geçen hafta hep sağlam durdu. Yani bilmiyorum, kararsız kaldım biraz. Ama izleyin, burası da hareketli olacak muhtemelen bu hafta. Dolayısıyla arkadaşlar genel borsanın, genel altının, genel ABD 10 yıllıklarının durumunu gördünüz. Yani çok kritik bir süreçte dünya. Dolayısıyla lütfen sizlerden ricam, daha demin de söylediğim gibi, kolay para kaçtı. Endeks 106.000, 110.000'lere gelmeden portföy taşımak full, yani sakince işte taşımak biraz zorlaştı. Ne zaman ki bu düzeltmeler sertleşir iyice, herkes yandım Allah diye borsadan çıkar, İşte o zaman biz de diyeceğiz ki arkadaşlar buralardan yavaş yavaş pozisyon açalım, bekleyelim. Ama şu anda muallaktayız. Yani tepeden bir dönüş sinyali var. Yurt dışları bozuyor. Dolar yukarı gidiyor. Dolayısıyla lütfen her açtığınız pozisyon, bir şeyi beğendiniz, yukarı gidiyor, aldınız, döndü, piyasa bozdu, inat etmeyin. Kaçın. Sonra bir daha bakın. Yani kaçmazsanız, elinizde onunla beraber inerseniz, bütün bu çıkışta kazandığınızı arkadaşlar ne yazık ki bırakırsınız. O yüzden lütfen dikkat etmeye devam. Dolar tarafında son bir dolara dokunalım. Özellikle dolar arkadaşlar biraz sıkıntılı. Geçen aylarda da bu grafiği göstermiştim. Bakın bu aylık bazlı grafiği. Burada aylıklarda geniş bir bayrak var aslında, aylık. Ve ne yazık ki düzeltme sürecini bitirdi ve atak süreci başladı. Farkındaysanız devamlı size doların kuvvetlendiği, doları kuvvetleniyor, altın. Yani mesela şimdi bazı dostlarımızla konuşuyoruz, mesela çoğu dostumuz portföyünün %70'ini, 80'ini dolar ve altın yapmış. Ne güzel. Yani dinlediğiniz şeyi lütfen iyi süzgeçten geçirin. Burası sadece bir hisse senedi değil. Zaten burası bir hem eğitimin devamında bir kanal, hem de analiz kanalı. Yani burada bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki bakın kolay para kaçtı, bakın dolar altın kuvvetleniyor, bakın bunu diyoruz. Dolayısıyla siz de yani devamlı borsacıysanız bile, bu kanalı borsa için bile izliyorsanız bile lütfen bunu yapmayın. Aynı işte dolarcıların yaptığı hatayı yaparsınız. İşte bir sene önce dolarcılar tek bir enstrümana yatırım yaptığı için canları yandı. Siz de sadece borsayı düşünerek işlem yaparsanız, yani sırf borsa oynayan dostlarıma söylüyorum. Yani biliyorum burada sırf borsa oynayan insanlar olmadığını zaten de. Borsa oynayıp, Viyop oynayıp buradan dinleyen dostlarımızı da lütfen portföylerinizi çeşitlendirmeyi, lütfen enstrümanlar, hangi enstrümanlar kuvvetleniyorsa oraya doğru yönelmeyi unutmayın. Tek bir şeye bakıp kalmayın. O zaman sığ kalırsınız. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar yukarı gitmez. Her trend bir yukarı gider, bir aşağı gelir, bir yukarı gider. Sen yukarı giden trendleri bulur, onlara binersen sermayeni daha iyi korur, daha iyi arttırırsın. Ama sen her seferinde tek bir enstrümanda inat edersen 2 ay 3 ay para kazanırsın. Bir bakarsın 6 ay o kazandığın parayı geri vermişsin. O yüzden lütfen dikkat. Dolar tarafı arkadaşlar kuvvetlenmeye devam ediyor. Artık geri çekilmelerde 5.95'ler gene önemli destek olarak gelir. Bu hareketin devamı 6.25'ler. Yani önce 6.15 sonra 6.25, aylık anlamda konuşuyorum. Ama eğer 6.25'ler bu sene içerisinde geçilirse şu Bollinger üst bandı 6.55'lere doğru bu hareket arkadaşlar uzayabilir. Parabolikler'de 6.70'lere denk geliyor. O yüzden lütfen defansif olmaya devam edin. Sakin olmaya devam edin. Dediğim gibi fırsatlar bitmiyor. Koştur koştur kazanacağım diye uğraşmayın. Biraz para kaybettiğiniz zaman üzülmeyin.
Kapattım pozisyon. Trend döndü mü inatlaşmayın. Aşağıdan tekrar bakın diyorum. Para bitmediği sürece, sermaye bitmediği sürece burada hiçbir zaman fırsatlar bitmiyor. Her zaman her zaman fırsat var. Yeter ki lütfen kaçmayı bilin. Kaçmayı bilmeyip kitlenirseniz, ya ben orta vadeli yatırımcıyım zaten, ben uzun vadeli yatırımcıyım derken o zaman hani ne burada profesyonel bir siteyi dinlemenin anlamı kalır, ne kendinizi geliştirmenin anlamı kalır. Kolay şeyler değil insanın stop loss yapması, zararına kaçması. Ama emin olun bunları böyle böyle öğreneceksiniz ve diyeceksiniz ki ya bak iyi ki satıp kaçmışım. İşte bak bir daha girebilirim, hop bir daha kazanabilirim. Lütfen bunları arkadaşlar kaçırmayın. Hafta içi de bir Allah kısmet ederse canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şu chat konusunda biraz problem oldu ama halledeceğim. Dediğim gibi Allah kısmet ederse de yarın zaten sabahleyin görüşürüz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.